Muhalefette yaşanan bu kaos siyasetin bir numaralı gündem maddesi tabii. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Çukurambar'daki buluşması kulisleri de bir anda hareketlendirdi. Buluşmadaki aday pazarlığı tepki çekti, aktardık. Hep aynı soru etrafında konuşuyoruz ancak çok normal, herkes bunu konuşuyor. Akşener masadan neden kalktı? Sonradan da ne vaat edildi de döndü? Gazeteciler hep bunu soruyor, tartışıyor, yorumluyor. Tabii olası senaryoları konuşuyorlar. İşte muhalefetin önündeki riskler ve olası senaryolar. Burada biraz et kokmaya başladı. Yani burada yönetilemeyen bir masa olayı var. 90'lı yılların Türkiye'si şu 72 saatte tekrar hatıralara geldi. Kriz üstüne kriz yaşayan altılı masada restler çekildi, sert sözler havada uçuştu. Adaylık krizinin aşılması için her yol denendi. Kemal Bey'e daha önce bir görev düşüyordu. Bu altılı masayı yönetebilmek, işin bu hale gelmemesini sağlamak. Bundan sonra tekrar bir araya gelseniz, yani bu masa ne kadar sağlam olur? Bir araya getiren tutkal falan çatladı. Zaten masa sağlam bir masa değil. 72 saatte hani krizle başlayıp bugün tırnak içinde söylüyorum uzlaşmayla sona ermiş gibi görünen olay aslında başlı başına 90'lı yılların eski Türkiye'sinin bir küçük kopyasıydı. Sözde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Türkiye'yi yönetmek iddiasıyla bir araya gelen partilerin gerçekten de benzemediğinin ortaya çıkması şeklinde yorumlanabilir. Çukurambar'daki adaylık pazarlığı tepki çekti. Kemal Bey'im şu ana kadarki ana ilkesi şu değil miydi? Büyükşehir belediyelerini boşaltmayalım, sonra belediyeler elimizden gider. Öyle anlaşılıyor ki Kemal Bey kendisini Cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlamış, kilitlemiş. Bunun için her türlü tavizi falan verebiliyor, onu görüyorum. 70'li yılların bu güneş motel benzetmesine bile gidebilirim açıkçası. Burada önemli olan Türkiye değil, Türkiye'yi yönetmek değil. Tek amaç burada birilerinin Cumhurbaşkanı adayı, birilerinin Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olması ve birilerinin de kaç koltuğu nasıl bölüşecekleri şeklinde. Zehir zemberek sözlerle masayı deviren Akşener'in tekrar dönmesi, Kılıçdaroğlu'nun ne vaat ettiği sorularını akıllara getirdi. Siz 6 kişiyi bir araya getirip yöneteceksiniz, yürüteceksiniz. Bu çok önemli bir yönetim kabiliyeti ister. Bu bir sanattır. Ben bugün bu altılı masada oturanları, bu siyaset sanatını, yönetim sanatını başarabilecek ayarda, kıratta, kalitede göremiyorum. Cumhurbaşkanı ne kadar paylaşabilir kendi yetkilerini diyeceğiz. Aslında bir aday değil, 3 adaylı bir cumhurbaşkanlığı yarışına gidilecek ve bu anlamda seçmenden böyle oy istenecek belli ama bu tam bir kakofoni diyebilirim.